Görmüş olduğunuz kolun kesti 40'a 100 cm malzeme BC16 beton çeliğidir ve normal kuvvetimiz 145 tondur ve eğilme momentimiz 44 tondur. Bu kolun için kullanılacak minimum, yani en az donatı hesaplanması isteniyor. Biz bu programda rektangular kalıbı geliyoruz, tıklıyoruz. Bu arada rektangular kalıbda mühendisin ismi engineers, project yani proje ismi, location bölgesi. O aşağıda görmüş olduğunuz input bölgesine de girişler yazılıyor. Yani malzeme, materials ve dimensions ve loads. Yani malzeme bilgileri, ebatlar ve yükler input bölümünde giriliyor. Görmüş olduğunuz gibi mühendis ismine Mehmet yazalım. Proje ismine de Asya Akası yazalım. Location yani bölgesine de ikinci kat 35 nolu kolon yazalım. Yani arkadaşlar. Bu arada input bölgesine materyale gelip tıklıyoruz. Yani malzeme bilgilerine. Bu arada malzeme bilgileri FG yani beton. Beton 160 megapascal cinsinden. Çeliğimizde ST1 275. Burada çeliğimizin elastik modeli megapascal cinsinden metrik sistem ve etriyeli kolon olsun kolonumuz. Bu arada biz çeliğimizin donat miktar sınıfını giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada dimensions var. Bu arada bütün bilgileri yani bizim kiriş kolon ebatımızı giriyoruz. Milimetre cinsinden yüksekliği 100 cm'de yani 1000 milime denk geliyor milimetreye. Ve bizim burada donut rebars, donut size'ımız yani donut çapımızı da seçtik 16'lık olsun. Bizim burada apply to yani yüklere gireceğiz arkadaşlar. Bizimki 145 tonu da bunu kilometrene çevirerek koyuyoruz burada. 1450 kN. Ve bizim X yönünde ve Y yönündeki eğilme momentlarımız 440 kN metredir. Ancak örnekte bize ton metre cinsinden verilmiştir. Değerli arkadaşlar burada program warning yani hata girdiniz var diye vermektedir. Neden? Çünkü beton 16'yı kullanamayız deprem şartnamasına göre. Onun için beton sınıfımızı giderek artırıyoruz. Yani beton 180 yapıyoruz. Yani C18 yapıyoruz. Bakın burada program otomatik olarak bize gerekli olan çelik alanını yani donat alanını 7.92 cm kare olarak çıkartmıştır. Bakın burada geliyoruz tekrar. Biz betonumuzun sınıfını arttırdık. BC 180 yaptık. Bakın şu anda program otomatik olarak herhangi bir uyarı vermiyor. Değerli arkadaşlar, burada da etkileşim diyagramını, kolonumuzun etkileşim diyagramını görüyoruz. X yönünde Y